Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla'yı gerçekten kim kurdu biliyor musunuz? Hemen aklınıza bu adam geldi değil mi? Elon Musk. PayPal, SpaceX, Tesla, Starlink, Boring Company, Neuralink, xAI gibi şirketlerin kurucusu, Twitter'ın yani yeni adıyla X'in de sahibi. Peki bu videoyu izleyenlerin belki de %90'ının bilmediği bir şey söylesem, Elon Musk'ın gerçekten Tesla'yı kurmadığını iddia etsem bana inanır mısınız? Gelin bu videoda bir zaman yolculuğuna çıkalım, önce Tesla'nın tartışmalı kuruluş hikayesine göz atalım ve ardından gerçek kurucusunun kim olduğuna dair tartışmalara açıklık getirelim. Elektrikli araçlar 90'lı yılların Amerika'sına damgasını vurmuştu. Hızlı, ucuz ve en önemlisi çevreciydiler. Fakat o dönem petrol lobisi mi yoksa basiretsiz otomobil üreticileri yüzünden mi bilinmez, bu araçların macerası pek uzun soluklu olmamıştı. Hatta bu hadise üzerine çekilmiş Elektrikli Aracı Kim Öldürdü adlı harika bir belgesel var, izlemenizi tavsiye ederim. Ancak bundan sonra elektrikli aracın başarısız da olsa yeniden doğuşundan etkilenen heyecanlı girişimcilerin önüne kimse geçemeyecekti. 2000'li yıllara elektronik kitap okuyucusu üreten bir girişimini 187 milyon dolara satmış, taze bir teknoloji milyoneri olarak giren Martin Eberhard, işte bu 90'lardaki elektrikli otomobil furyasını etkilenenlerden biriydi. 2003'te 30 yıllık eşinden boşandıktan sonra orta yaş krizini aşmak için çareyi yeni bir spor otomobili satın almakta arayan başarılı mühendis, hızlı ve elektrikli bir araç için araştırma yapmış, AC Propulsion isimli bir girişimle karşılaşmıştı. İsmini ilerleyen dakikalarda daha fazla duyacağınız bu girişim, o dönem farkında olmasa da Tesla'nın hem ismi hem de araç mekaniğini etki edecek bir firmaydı. 90'lara elektrikli araç hayalini gerçeğe dönüştürmek için harcayan bu girişim, kurşun asit bataryalı prototipler geliştiriyordu ve o günlerde Silikon Vadisi'nde kendisinden epeyce söz ettiren bir girişim haline gelmişti. Eberhard ile tanıştıktan sonra milyoner girişimcinin ricası üzerine T-Zero adını verdiği üstü açık elektrikli araç prototipini lityum-iyon batarya ile donatan firma, ortaya çıkan aracın performansıyla Eberhard'ın aklını başından almıştı. Elektrikli araç hayaliyle yanıp tutuşan Eberhard, bu aracı ürettirmek için 150 bin dolarlık bir yatırım teklifi yapmasına rağmen AC Propulsion'u ikna edememişti. Çareyi sıkı dostu Mark Tarpening'i de yanına alarak Tesla Motors isimli bir girişim kurmakta bulmuş ve elektrikli araç dünyasına adımını atmıştı. İşte Tesla Motors bu iki isim tarafından Temmuz 2003'te resmen kurulmuştu. Henüz ne bir ofisi ne de bir çalışanı yoktu, herhangi bir prototip de ortaya çıkarmamıştı çünkü AC Propulsion'un teknolojisini kullanacak prototipini baz alacaktı. Hatta marka tescili bile yapılmamıştı ama Tesla Motors kurulmuştu sonuçta. Bu şirketi, yani Tesla'yı bugün tanıdığımız, bildiğimiz firmaya dönüştürecek asıl iki isim ise Tesla ile henüz tanışmamıştı. Eberhard ve Tarpening Tesla'yı kurduktan sonra 3 ay gibi bir süre geçmişti. İlk yatırım görüşmeleri başlamıştı. Tam bu sıralarda Ekim 2003'te PayPal çetesinin taze milyoneri Elon Musk ve o zamanlarda bugün olduğu gibi zor işlerin peşinde koşan genç mühendis Jeffrey Bryan ya da kısaca JB Straubel bir elektrikli uçak projesini konuşmak üzere bir araya gelmişti. Elon'un pek de ilgi göstermediği bu fikirden sonra konu dönüp dolaşıp elektrikli otomobillere gelince Porsche'sini elektrikliye çeviren çılgın Straubel, lityum-iyon hücreleriyle otomobil geliştirme projesi bahsetmişti. Elon bu fikri duyar duymaz 10 bin dolarlık ilk yatırımını hemen orada yapmaya karar vermişti. Bu ikilinin yolu birkaç ay sonra Tesla'da uzun yıllar birlikte çalışmak ve elektrikli otomobilin yeniden doğuşuna öncülük etmek üzere tekrar kesişecekti. Bu sırada kaderinde Tesla'nın kurucu ekibinin bir araya getirme görevi olan AC Propulsion, kendisiyle tanıştıktan sonra Tesla'yı kuran Eberhard'ın yatırım teklifini reddetmişti. Fakat yatırımcı arayışı devam ediyordu. Bu sırada Elon Musk'ın elektrikli araçlara ilgisini öğrenen JB Straubel ve Musk'ın o zamanlar yakın dostu olan Google'ın kurucularından Sergey Brin, AC Propulsion'a Musk ile görüşmesini tavsiye etmişti. Bunun üzerine Ocak 2004'te Elon'a bir tanışma teklifi içeren e-posta gönderilir. Birkaç hafta sonra T-Zero'yu test eden Elon, tıpkı Eberhard gibi karbon fiber gövde, lityum-iyon batarya ve 0'dan 100 km/saat hıza 4 saniyeden kısa sürede çıkan bu elektrikli araçtan oldukça etkilenmişti. Fakat Elon Musk da deli şapkalı mucit olarak nitelendireceği AC Propulsion'un kurucularını pahalı, üstü açık bir elektrikli araç yapmaya ikna edemez. Elon, o günün şartlarında bir elektrikli araç girişiminin hayatta kalması için önce pahalı, albenisi yüksek, performans odaklı bir modelle yola çıkması gerektiğini savunuyordu. Dolayısıyla AC Propulsion'a teklifini kabul etse de etmese de bu elektrikli
spor aracı üreteceğini söylemişti. Elon'dan beklediği yatırımı alamayan bu girişim, Tesla'yı arayıp yatırım için Elon Musk ile görüşebileceklerini iletir. Kısa süre içerisinde ikinci kez bir elektrikli araç girişiminden daha e-posta alan Elon, ufak bir tanışma toplantısı için Tesla'nın kurucuları Eberhard ve şirketin ilk personeli Ayn Wright'ı Şubat 2004'te SpaceX genel merkezine davet eder. Normalde Elon Musk ve Tesla arasındaki bu ilk görüşmenin yarım saat sürmesi planlanıyordu. Fakat Elon Musk duyduklarından o kadar etkilenmişti ki bu ilk toplantıda büyük bir yatırım yapmaya ikna olduğunu söylemişti. Yine aynı görüşmede Tesla'nın kurucusu Eberhard'a J.B. Straubel ile görüşmesini ve onu işe almasını söyleyen Elon, elektrikli aracın geleceğini inşa edecek ekibini toplamaya başlamıştı. İlk görüşmeden günler sonra yine Şubat 2004'te Tesla'nın ilk yatırım turu gerçekleşir. Elon Musk 6,35 milyon dolar ile tüm seri A turunun %98'ini tek başına karşılarken Tesla'nın gerçek kurucusu Martin Eberhard sadece 75 bin dolarlık cüzi bir yatırım yapmakla yetinmişti. Sermaye girişiyle birlikte Tesla'nın birçok eksiği kapatılmaya başlamıştı. Ekstra masrafa girmemek için Tesla'nın şirket ana sözleşmesinin detayları SpaceX'ten kopyalanmış. Tesla logosu da yine SpaceX'in logocusuna çizdirilmişti. Kendi ismi Tesla Motors'un marka tescili bile başkası tarafına alınmış olan girişim, Mart 2004'te bugünün parasıyla 125 bin dolar karşılığında isim hakkını Brad Seward'dan satın almıştı. Elektrikli araç dünyasının geçmişine ışık tutan bu tür içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Hatta eğer bu satış gerçekleşmeseydi, ikinci plan olarak Tesla yerine firmanın Faraday ismini alması için de hazırlık yapılmıştı. Tüm bunları Tesla'nın yegane kurucusu olduğunu iddia eden Martin Eberhard ve Tarpening'in bir şirket için en temel olan isim tescili, detaylı şirket ana sözleşmesi, logo gibi detayları bile Elon ile tanışana kadar tamamlamadığını göstermek adına anlatıyor. Sancılı kuruluş dönemi geride kaldıktan sonra Tesla'nın ilk otomobilini geliştirme çalışmaları başlar. Şirketteki görev dağılımı da belli olmuştu. Elon Musk yönetim kurulu başkanlığını devralmış ve ana yatırımcı rolünü üstlenmişti. SpaceX'in ilk roketini uzaya gönderme mücadelesi sırasında Tesla'ya zaten yeterince vakit ayıramayacağını biliyordu. Martin Eberhard CEO görevinde devam ediyor. Tarpening genel müdür ve ilerleyen dönemde CFO, Ayn Wright operasyonlardan sorumlu COO, Elon'un beraberinde getirdiği J.B. Straubel ise teknolojiden sorumlu CTO olmuştu. İlk kurucular Eberhard ve Tarpening ile Elon arasındaki ilk ayrışma geliştirme aşamasında baş göstermişti. Araç parçalarının tıpkı modern otomobil üreticileri gibi tedarikçilere yaptırılması, dış kaynaklardan temin edilmesi gerektiğini savunan Eberhard'a karşılık Elon Musk, bugün dahi Tesla'yı rakiplerinden ayıran bir özellik olan kendi parçalarını büyük oranda kendi geliştirdiği, ürettiği bir sürece sokmak istemişti. Elon Tesla'ya geldiğinde İngiliz spor otomobil üreticisi Lotus ile sözlü bir anlaşma yapılmıştı bile. Üstü açık Alice'in karoseri İngiltere'den, bataryası Asya'dan, motor inverter ve şanzıman ise ABD veya Almanya'dan temin edilecekti. Ocak 2005'e gelindiğinde 18 Tesla çalışanının yoğun uğraşı neticesinde yürür haldeki ilk araç ortaya çıkmıştı. Sessiz sürüş deneyimi ve Elon'un McLaren P1'inde bile hissedemediği hayrete düşürücü hızlanma Musk'ın cebinden 9 milyon dolar daha yatırım yapmasını sağlayacaktı. Bu arada yıllar sonra Tesla'nın tüm dünyada elektrikli araç geliştirme çalışmalarına fayda sağlaması için orijinal Roadster modelinin tüm tasarım ve teknik detaylarını internet sitesinden paylaştığını ekleyelim. Elon Musk 2004-2005 döneminde ayda birkaç kez teknik ve tasarım konularını görüşmek üzere Tesla ekibiyle bir araya geliyordu. Eberhard ile de gayet iyi anlaşıyordu. Ancak işler önce Eberhard ve COO Ayn Wright arasında yaşanan şiddetli anlaşmazlık ardından tasarım ve üretim konusunda fikir ayrılıklarıyla bozulmaya başlamıştı. Musk'ın Tesla'nın gerçek patronu olduğunu gösteren Eberhard Wright kavgasında taraflar Elon'a gelip ya onu kovarsın ya da beni deyince durumun vehameti anlaşılmıştı. Bunun üzerine Elon güvendiği has adamı Straubel'i arayıp hangisini kovalım diye soruyor ve kötünün iyisi Eberhard şirkette kalıyor, Wright ise Tesla'dan ayrılıyor. Bu olay sonrası Elon'un Eberhard'a karşı tavrı değişiyor. Tesla yönetimi ve Roadster projesine müdahaleler artmaya başlıyor. Mesela bir tasarım incelemesinde Alice'in Daptar kapı eşiğinin 3 inç alçaltılmasını isteyen Elon 2 milyon dolara mal olacak bu düzenleme yüzünden Eberhard ile tartışıyor. Elon Musk Tesla Roadster'ın farlarını da beğenmiyor. Bu farlar aracı böcek gözlüğe çeviriyor diyerek 500 bin dolarlık bir değişikliğe daha tartışmalar eşiğinde imza atmış oluyor. Kapı kolları, karbonfiber kaporta derken Roadster projesi planlanandan milyonlarca dolar daha pahalıya mal oluyor. Sonuçta Tesla ilk arabasını bir kez çıkaracaktı. Güzel olmalıydı, özel olmalıydı. Daha önce otomobil tasarımıyla alakalı hiçbir geçmiş olmayan Elon Musk Roadster'ı en güzel şekilde tasarlamak için efsane otomobillerden ilham alıyordu. Yıllar
sonra bu çalışması birkaç tasarım ödülüne de layık gösterilecekti. Mayıs 2006'ya geldiğimizde 70 çalışanı ile Tesla Lotus LS'in üzerinde o kadar çok değişiklik yapmıştı ki mevcut çarpışma testi validasyonunu kullanması mümkün değildi. Üstelik yüzlerce parça için Lotus'un mevcut tedarikçileri yerine yenileri bulunması gerekiyordu. 40 milyon dolarlık yeni bir yatırım turundan sonra Roadster lansmanı için her şey güzel görünüyor. Temmuz 2006'da gerçekleşen etkinliğin en ince detayına bile müdahale eden Elon, Kaliforniya Sosyetesi, Silikon Vadisi'nin önde gelen isimlerini bir otomobil devrimine şahitlik etmek üzere ağırlıyordu. Bu harika etkinlikten herkes mutlu ayrılmıştı. Fakat sonra Elon'un pek hoşuna gitmeyecek haberler gelmeye başlamıştı. Amerikan basını Tesla'dan bahsediyordu. Fakat Elon'un bu haber ve köşe yazılarında esamesi bile okunmuyordu. İşte bu sırada Elon Musk davalara konu olacak o meşhur Apple ustasını yazdı. Bugüne kadar Tesla'daki rolümün sadece bir erken aşama yatırımcısı olarak lanse edilmesi kabul edilebilir değil. Bu Martin Eberhard'a Tesla'nın ilk çalışanlarından biri demek gibi bir şey. Seri ABC yatırım turlarına liderlik ettiğim gibi Roadster'ın farlarından kapı eşiğine, bagajına kadar geliştirme çalışmalarına etkim ve şahsımın elektrikli ulaşıma yönelik yoğun alakası Tesla'yı en az 10 yıl öne taşıdı. Martin kesinlikle ön planda olmalı fakat şirketteki rolümün medyadaki yansıması son derece rencide edici. Yönetimde podyum mücadelesi yaşana dursun, Roadster'ın tahmini üretim maliyeti ise giderek can sıkmaya başlamıştı. 50 bin dolarlık ilk maliyet hesabı, Elon'un bitmek bilmeyen değişiklikleri sonrası önce 83 bin dolar olarak hesaplanmış, Temmuz 2007'de ise 110 bin dolara kadar çıkmıştı. Eğer bu maliyetle araç satılırsa, Tesla Eylül 2007'de teslimat hedefini tuttursa bile haftalar içerisinde batacaktı. Elon, maliyet sorununu çözmek üzere çok özel bir isimden, Antonio Gracias'tan yardım isteyecekti. Tesla'nın 4 yatırım turuna katılan ve Mayıs 2007'de yönetim kuruluna giren Antonio, ortağı Tim Watkins ile sorunun köküne inmeye başlamış, gördükleri karşısında büyük şaşkınlığa uğramıştı. Çünkü bir Tesla Roadster'ı üretmek için önce İngiltere'de bir karoser üretiliyor, Fransa'da üretilen karbon fiber kaporta ekleniyor, aracın lityum iyon hücreleri Japonya'da üretilip modül haline alıyor, modüller Tayland'ın balta girmemiş ormanlarında bir zamanlar mangal ızgara üreten bir fabrikada batarya paketine dönüşüyor, gemiyle İngiltere'ye kargolanıyor ve araç lastiğine monte ediliyor. Son olarak yine İngiltere'den gemi yoluyla çıkan yarı monte haldeki araç, Tesla'nın Palo Alto'daki montaj tesisine geliyor, motor şanzıman, inverter gibi parçalar eklenerek son halini alıyor. Bu meşakkatli yolculuk yüzünden maliyetin arttığı yetmezmiş gibi AC Propulsion'dan alınacak motor ve şanzımandan kaynaklı sorunlar baş gösterince Tesla kendini tam bir üretim cehennemi içerisinde bulmuştu. Tüm bu bulgular Tesla yönetimine sunulduğunda alınan cevap ise daha şaşırtıcıydı. Tesla CEO'su Martin Eberhard'ın elinde bir Bill of Materials, yani araçta kullanılacak parçaların üretim maliyetini içeren bir çalışma bulunmuyordu. Bu yüzden maliyetin bu kadar yüksek olacağına dair en ufak bir fikri dahi yoktu. Fakat Elon Musk ve Tesla yönetimi Eberhard'ın maliyetle alakalı birçok gerçeği sakladığını ve kendilerini kandırdığını düşünüyordu. Nihayetinde eksik olan bu çalışma yapıldıktan sonra ilk etapta tam 140 bin dolara mal olacağı anlaşılan Roadster, üretim hacmi artsa bile 120 bin doların altına inemiyordu. 100 bin dolara satılacak araçtan kar edilmesi neredeyse imkansızdı. Tüm bu yaşananlardan aylar önce Elon Musk'ın sessiz sedasız İngiltere'ye uçup Lotus ile görüşmesine içerleyen ve belki de başına geleceklerden korkan Eberhard, CEO'luk görevini devretmek istediğini bir yemek sırasında Elon Musk ile paylaşmıştı. Fakat Tesla'nın o kadar çok problemi vardı ki böyle bir girişimin başına geçecek bir baba yiğit bulmak oldukça zordu. Tedarik keşmekeşi ve Eberhard'ın uzun süredir gerçek üretim maliyetini saklayarak yönetim kurulu ve Elon Musk'ı kandırdığı ortaya çıkınca işler tamamen değişmişti. 7 Ağustos 2007'de Elon'dan bir telefon alan Eberhard, CEO'luk görevinden azledildiğini hem de bu kararın kendi atadığı yönetim kurulu üyesi de dahil olmak üzere oy birliğiyle alındığını öğrenmiş oldu. Geride henüz finansal anlamda üretilmesi mümkün olmayan bir araç projesi bırakan Eberhard, 2004-2009 arası 187 milyon dolar yatırım toplayan Tesla'ya kendi servetinden de pek fazla harcamamıştı. Buna karşılık Elon Musk'ın tek başına 70 milyon dolar yatırım yaptığını söylemek gerekiyor. 2009'da Elon Musk ve Eberhard mücadelesi mahkemeye taşınmıştı. Günün sonunda Eberhard ve Tappening'in dışında Elon Musk, Ayn Rand ve J.B. Straubel'in de yasal olarak Tesla'nın kurucusu sayılabileceğine karar verilmişti. Roadster projesi ise tedarik konusunda bazı problemlerin çözülmesi, güç aktarım sistemindeki sıkıntıların giderilmesiyle nispeten daha iyi bir noktaya gelmiş ve ilk seri üretim model Şubat 2008'de Elon Musk'a teslim edilmişti. Tüm bu üretim mücadelesi ve iktidar kavgalarından sonra dünyanın ilk lityum iyon bataryalı otomobili Tesla Roadster resmen yollara çıkmıştı ve bana kalırsa onun hayata geçmesini ve Tesla'nın bugünlere gelmesini sağlayan Elon Musk ve J.B. Straubel Tesla'nın gerçek birer kurucusu olmaya hak kazanmıştı. Peki Tesla'nın hikayesi burada bitti mi? Yoksa Elon Musk ve Tesla'yı bekleyen daha büyük mücadeleler yolda mıydı?